Filipinleri vuran Bofa tayfununda ölü sayısı 500'ü aşarken 400 civarında kişinin de kayıp olduğu bildiriliyor. Bofa'dan en çok etkilenen bölge olan Mindanao Adası'nda kaçak madenlerin de bulunmasıyla çok sayıda toprak kayması yaşandı. Yardım çalışmalarının güçlükle yürütülebildiği Filipinler pek çok parçalanmış ailenin dramına sahne oluyor. Geçici olarak bu çocuğu evime aldım çünkü o spor salonunda kalamazdı. Orası çok kalabalık. Gereken ilgiyi de gösteremezler. Ben gereken ilaçları da aldım. Kimileri anne babasını, kimisi de çocuklarını kaybetmiş durumda. İki çocuğumu sımsıkı tutuyordum fakat bir anda üzerime bir şey düştü ve beni yere devirdi. Daha sonra da bilincimi kaybetmişim. Ülkede yaklaşık 250 bin kişi evsiz kalmış durumda. İçme suyu ve kanalizasyon sisteminin de çökmesiyle salgın hastalıklardan endişe ediliyor. Katar'ın başkenti Doha'da toplanan iklim konferansında konuyu gündeme getiren Filipin delegesi yardım talebini dile getirirken duygularına hakim olmakta zorlandı. 7 milyarlık dünyaya bir talebimiz var ve ben sizlerden daha fazla geç kalınmamasını diliyorum. Siyasi iradeyi elinde bulunduranlara daha fazla bahane üretilmemesi gerektiğini hatırlatmak gerekiyor. Bofa son yılların en şiddetli tayfunlarından biri olarak kabul ediliyor Filipinler'de. 2011 yılında da 29 tayfun olmuş ve bunlarda 1500'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.